Ah Tanrım, bazen tuhaf davranıyorum. Kapının açık olduğunu görmeme rağmen kapamayı unutmuşum. Ya hırsız girseydi? Ben kapatıp geleyim. Molly! Ne oldu? Bu ev kimin? Tabii ki senin. O halde ev sahibi ben oluyorum. Bütün işi ben yapacağım. Sana zahmet. Sütlacı odaya getirir misin? Ben de kaseleri alıp kapıyı kapatır gelirim. Nandi baksana. Senin şu tavırların yok mu? İşte bunu seviyorum. Kapıyı kapat, sonra da kaseleri getir, tamam mı? Molly, ben kaseleri getirdim. Nandini? Bu mektup niçin? Molly, ben Evden ayrılıyor muydun? Tamamen mi? Hem de bana haber vermeden. Hayır Molly. Ben kafam karışmıştı. Plansız programsız gitmeyi düşündüm. Ama artık geçti. Sonuçta gitmedim değil mi? Bak hala buradayım. Bana çok kızdın mı? Sorun değil. Otursana. Seni anlıyorum. Her şey çok ağır geldi sana. Hiç kolay değil. Ne diyebilirim bilmiyorum. Kunal gittiğinden beri huzursuzlanmaya başladım. Sen iyi misin? Bana söylemeden bir yere gidemezsin. Hiçbir yere gitmiyorum. Söz veriyorum. Çok güzel. Bugün çok bunalmıştım. Seni defalarca aradım. Senin de sorunların varmış. Her neyse, biz unutalım gitsin. Sütlaç yiyelim. Sütlacın büyülü olduğu söylenir. Herkesin keyfini yerine getirir. Bense yerken Kunal'ı özlüyorum. Ne zaman döner bilmiyorum. Çok lezzetliymiş.
Nasıl bu kadar iyi yapıyorsun? Nandini, sana sürpriz yapan benim. Sen sütlacı kime yaptın? Ah tanrım, Molly bir sürü mesaj atmış. Onu arasam mı acaba? Yani öylesine. Canım sütlaç istedi, ben de yaptım. İyi yaptın, çok lezzetli olmuş. Bak, iyi adam lafın üstüne gelirmiş. Bu adamın ömrü uzun olacak. Hayatım, biliyor musun, senden bahsediyordum. Nandi ile ne yapıyoruz bil bakalım. Çok lezzetli bir sütlaç hazırlamış, onunla yiyoruz. Kıskandın mı? Evet. Molly şey... Pun'daki konferanstan dönüyorum da. Şey, yoldayım ben. Gerçekten mi? Vay canını. Kunal, bunu biliyordum. Bensiz bir gün bile yaşayamazsın. Orada kalmaya dayanamadın değil mi? Duramadın orada. Her neyse, eve varınca görüşürüz, tamam mı? Peki. Seni seviyorum. Nandi, işte buna gerçek aşk derler. Çok kötü hissediyordum ama Kunal bunu fark etti. Bu yüzden geliyor. Nandini, Kunal birazdan evde olacakmış. Ve ben onu çok özledim. Yani sorun olmazsa eve geçebilir miyim? Sonra görüşsek? Tabii ki. Ama acele etme. Sen sütlacı yanına alır mısın? Evdekiler de tadına baksın. Emin misin? Kunal sütlacı görünce deliye dönecek. Kutsal olan her şey adına bunu kabul ediyorum ve yemin ederim ki seni çok ama çok seviyorum. Hayır Nandini, Kunal kesin uyuyordur. Bademli sütler çok güzel. Teşekkür ederim. Thank you.
Günaydın. İyi bayramlar. Bugün sana helva yapacağım. Ya da ne istersen. Dün zaten sütlaç yemiştin. Hint tatlısına ne dersin? Bugün hastaneye gidecek misin? Hayatım, telefonda sürekli mesajlar gelip duruyor. Sen bakar mısın lütfen? Tamam. Olamaz. Nandini mesaj atmış olabilir. Kunal'ın şifresi en son şuydu galiba, hayatım. Ne oldu? Kusura bakma, bir hastanın durumu çok kritikmiş de bu yüzden acilen raporlarını istedim. Yani mesajlar muhtemelen bununla ilgili, evet. Bununla ilgilidir kesinlikle. Neden bu kadar gerginsin? Sorun değil. Bugün çok hayırlı bir gün. Göreceksin, bugün iyi haberler alacağız. Neden bugün? Hayatım, bugün bayram. Tamam. Bak, kıyafetlerini hazırladım. Bugün Pirana ve İşna'yı görüntülü arayacağız, tamam mı? Hadi hazırlan. Peki. Harikasın anne. Etrafı ne kadar güzel süslemişsin. Eğer Nandini burada olsaydı çok güzel işlemeler yapardı. Sen onu buraya çağır. Ben zaten konuştum. Kız evde tek başına ne yapacak? Gelirse başım gözüm üstüne. Bir şeylerle oyalanır. Çok iyisin büyük anne. Sen bir tanesin. Vay canına. Herkesin kalp atışı yükseldi. Kunal Malhotra bugün çok yakışıklı görünüyor. Çocuğa nazar değdireceksin. Kunal, Nandini'yi ara bakalım. Hoparlörü de aç. Neden? Ne oldu? Büyük annenin dediğini yapsana. Ne duruyorsun? Neden soruyorsun? Ara hadi şu kızı. Bir şey konuşmak istiyorum. Elimiz boş değil. Çalışıyoruz işte. Arayacak mısın? Bizi işimizden alıkoyacaksın.
Büyük anne bayramımı kutlamak için eve davet etti. Yani ben korkuyorum. Oraya gelip de ya, öyle. Büyük annem tam karşında. Hoparlör açık. Ya hadi ona sen söyle. Ne oldu Nandini? Neden korkuyorsun ki? Seni arayıp buraya gel dedim sana, değil mi? Biraz kafanı dağıtırsın. Kutlama 3'te başlıyor. Ama sen ne zaman istersen gelebilirsin. Dün sana yanlış saat vermişim. Peki büyük anne, ben saat 3 gibi orada olurum. İstediğin malzemeyi de getiririm. Boş ver tatlım. Sen gel yeter, tamam mı? Görüşürüz kızım. Sonra konuşuruz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Kusura bakma Nandini. Büyük anne aniden aramamı istedi, biliyorum. Çok korktun, evet. Bir şey söyleyeceğim. Senin şu kırmızı kıyafetlerini giysene benim için. Bir gülümsemeni de yanında getir. Unutma. Bir şey söyleyeceğim. Senin şu kırmızı kıyafetlerini giysene benim için. Bir gülümsemeni de yanında getir. Unutma. Molly nerede kaldı ha? Kunal, Nandini'yi arayıp sorar mısın? Bu kız neredeymiş? Tamam büyük anne. Pramila? Ben bakarım. Nandi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.